Bismillahirrahmanirrahim. Nefislerinizi, uygunsuz arzularınızı ve kuru isteklerinizi bir yana atınız. Onları aziz ve celil olan Hakk'a karşı çıkarmayınız. Kendiniz için ve başkaları için ondan korunmaya bakınız. Bazı büyükler şöyle der: Halkı Hakk'a çevirmeye bak. Hakk'ı halka çevirmek için boşuna gayret sarf etme. Bu olmaz. Emeklerin boşa gider. Yıkılmaya layık olanı hemen yere vur. Baş kaldıranın kafasını ez, nefsini yık, hak ve hakikate uyuncaya kadar başına sopanla vur. Salih kullara koşunuz, hak emirlere uymayı onlardan öğreniniz, onlar hakka tam uyarlar. Bilgi işleri iyi tutmak için yaratılmıştır, onu yalnız ezber etmek işe yaramaz. İlmi ezber eden gereğini yapmadıktan sonra kurtulamaz. Halka nutuk irad etmekten bir fayda gelmez. Sözünden fayda alıp kurtulan olur ama sen batarsın. Bil, bilginin gösterdiği yolu tut. Öğrendiklerine uyan işi yaparsan sustuğun zaman işlerin konuşur. Bir sanat ilmini öğrenen bir eser icat ederse, dili konuşmadığı zaman eseri onun namına konuşmayı yapar. İyi işlerini çoğalt, ta ki sustuğun zaman onlar konuşsunlar. İlminden fayda almayan başkasına da kolay faydalı olamaz. Bir büyük şöyle anlatır: Bir anlık hareketi seni memnun etmeyenin öğüdü faydasızdır. İlmiyle amil olanın bütün halleri faydalıdır. Hem kendisi hem de başkası için. Allah beni dilediği ve istediği gibi konuşturur. Konuşmam huzurumda olanların haline göre şekil alır. Onların ihtiyacı kadar konuşmak bana nasip olmuştur. Aklınıza kendiliğinden söz ettiğim gelmesin. Sizin aklınıza çok şeyler gelir. Aleyhimde her türlü sözü söylediniz. Sanki aramızda bir düşmanlık vardır. Beni hiç istemezsiniz. Her şeyimi dilinize dolar, sayar dökersiniz. Şerefim aranızda sanki pay edilmiştir. Her biriniz bir yerimi tutar oldunuz. Her biriniz bir yerimi yırtar oldunuz. Ama unutmayın, o şeref benim değildir. Sahibi büyüktür. Zaten varlığımda hiçbir şeye sahip olmadım. Eğer varlığım olsaydı hepsini size vermekten çekinmezdim. Elinize aldığınız şeyleri toplamak da benim için imkansızdır. Siz de bunu biliyorsunuz. Her çeşit şeyleri söylemektesiniz. Buna karşılık size bir iş etmek haddim değil. Niçin bu düşmanlığınız? Size yalnız öğüt vermekteyim. Onu da Allah için yapmaktayım. Kuvvetim O'nundur. Öğütlerimi dinlerseniz sizin için iyi olur. Benim için olacak olmuş demektir. Kadere uy. Aksi halde yere serilirsin. Yoluna onunla devam et. Yürüyemiyorsan zorla yürümeye gayret et. Bir gün gelir yürüyecek hali kaybedersen halini anlayan olur. Sırtına alır götürür. Sen de rahat ve hoşça yoluna devam edersin. Allah yolunun tam yolcuları ilk zamanda çalışırlar. Dünyalıkları kazanarak yemeye gayret ederler. Fazla almazlar. Başkalarına dağıtırlar. Her aldıkları şey İslam dininin esas emirlerine göre olur. Bir zaman gelir maddi yapıları çalışamaz olur. Ruhi durumları onları çalışmaktan alıkoyar. Böylece tevekkül yoluna girmiş olurlar. Kalpleri hak sevgisiyle dolar ve mühürlenir. Bütün duyguları kötülüğe karşı bağlanır. Görenler memnun olur. Dünyalık ihtiyaçlarını kolay alırlar. Zorluk bilmezler, yorgunluk akıllarına gelmez. Yakınlık derecesini bulan birinci sınıf veliler öbür aleme geçtikleri zaman nimet içine düşerler. Nimeti sevdikleri için değil, Hakk'a uydukları için verilmiştir onlar. Dünyada nasıl nimetleri rahat bulurlarsa, öbür alemde de cennet nimetlerini öyle bulurlar. Allah'a tam kul olabilmek zor. Yoksa O her şeyi verir, hem de bol bol. O kullarına zulmetmez. Ey evlat! Gayretin kadar alırsın. Ne kadar çalışırsan şerefin o kadar olur. Her şey karşılıklıdır. Çalışmadan verilmez. Kalbinden halk sevgisini atmayana hak yakın olmaz. Halkı var bilme. Göreceksin ki hakla aranda karanlık perdeler kalkmış. Nefsini manen ölü gör. Kendini ve halkı var bilme. Göreceksin ki hakla arandaki bütün karanlık perdeler kalkmış. Ölmek nasıl olur diyene şöyle derim: Nefse uymayı yık, kötü işleri yok et.
Hakkın emirleri varken halkın buyruğuna koşma. Sebepler sana yüklenmesin. Mevla'dan gayri her şeyden ümitsiz ol. Kullar hakkın ortağı olmasın. Hak'tan başkasından bir şey umma, bekleme, arama. Her işin Allah rızası için olsun. Onun rızası önünde başka nimetleri bekleme. Onun yaptığı işlere razı ol. Hükmü önünde sessiz ol. Bunları yaparsan ölmüş sayılırsın. Bilirsen asıl dirilik budur. O istediği yana seni çevirir. Onun yakınlık Kâbesi yine kalbin olur. Sen o Kâbe'nin perdelerine yapışır, zikredersin. Başkaları aklında olmaz. Kelime-i Tevhid cennetin bugünkü anahtarıdır. Yarınki anahtarı ise varlıktan soyunmak, hak varlığına bürünmektir. Büyüklerin cenneti hak yakınlığıdır. Ondan uzak kalmak sevgili kullara ateştir. Cennet denince akla hak yakınlığı gelir. Cehennem ise ondan uzak kalmak olur. Ateş nedir ki iman sahibi ondan korksun? Ateş iman sahibini görünce Allah'a sığınır. Ateş iman sahibinden korkar ve kaçar. İman ve ihlas sahiplerinden kaçmamak o cehennem ateşinin haddine mi düşmüş? İman sahibinin hali dünya ve ahirette o kadar güzel olur ki, bir defa üzüntüsüzdür. Rabb'ı kendinden razı olduktan sonra düşünecek başka neyi kalır ki? Bunu bilir. Rabb'ından kendi de razı olur. Yitirdiğini aynı yerde bulur. Hangi yöne dönse ilahi nur onunladır. Ona göre karanlık yoktur. Her yaptığı işaret onu gösterir. Her halinde ona dayanır. Her an ona tevekkül üzere bulunur. İman sahibine eziyet etmekten sakın. Ona eziyet, o eziyeti yapanın cesedine öldürücü zehir tesiri yapar. İman sahibine eziyet eden fakire düşer. Öbür alemde cezaya uğrar. Ey Allah'ı ve onun seçme kullarını bilmeyen adam! O kulları çekiştirme, onları gıybetle anma. Onların gıybeti ölüm saçan zehirdir. Sakın, sakın, sonra yine sakın. İman sahiplerine taarruz etme. Onlara kötülük isnat etme. Onlara üzerinde titreyen bir sahip bulunmaktadır. Ey münafık! Nifak şüphesi kalbini sardı. Nifak halleri hem içine hem de dışına hükmetmeye başladı. Her halinde tevhid ve ihlas ilacını kullan. Şifa onlardadır. İhlas ve tevhide sarılırsan nifak hastalığından kurtulursun. İslam dininin emirlerini ne acayip şekilde bozuyorsunuz. Takva zırhını parçaladınız. Tevhid elbisesini kirlettiniz. İman nurunu söndürmeye gayret etmektesiniz. Yaratanınıza karşı öfke duygusu besliyorsunuz. Bu durum her halinizde kendini gösteriyor. Faraza bu kötü hallerden az beri olan aklınca iyi iş yapmakta. Ne yazık ki onu da keyfine göre yaptığı için gösteriş karıştırmaktadır. Kendini beğeniyor, işinden bir övülme bekliyor. Allah'a can ve gönülden ibadet etmek niyetinde olanlar yaratılmışlardan beri olsun. Kalbini kullara kaptırmasın ve yaptığı işlere karşılık beklemesin. Bir iş yapınca kullardan bir şey ummak işleri boşa çıkarır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sizi uzlet paklar buyurur. Uzlet bir ibadettir. Uzlet sizden önce gelenlerin adeti idi. Uzletin tasavvufi manası kalbe yalnız Allah sevgisi koymak, ona sızacak yersiz bir şey olursa hemen ondan çıkarmaktır. İman ediniz. Sonra imanınızı ilerletiniz. İkan sahibi olunuz. Sonra maddi varlığınızdan geçiniz. Sonra hak varlığı ile var olunuz. Size gereken bunlardır. Haddini bil, nefsini ve başkasını bırak. Peygamberin rızasını gözeterek işler yapınız. Kur'an'a uyunuz. İşleri onun emri dahilinde yapmadıktan sonra yapılan her iş boştur. Onunla amel etmedikten sonra Allah kelamı olduğunu kuru kuru iddia etmek neye yarar? Daima iki yüzlü olan bir yüzünü bize, öbür yüzünü şahsi arzularına uyduran şahıstan bize ne hayır gelir? Sonra kendisi neye yarar? Her yönüyle bizim yolumuzu tutan Kur'an'a uyar. Ona uymadıktan sonra kurtuluş yoktur.
Yalnız Allah'a kul olmak lazımdır. Ona kesimli kul olmalısınız. Ona bağlanmanız gerek. Söylediklerimi yapınız. O size yeter. Dünya ve ahiret işlerinde O sizi tutar. Ölüm anında ve dirilik zamanında sizi korur. Her halinizde kötülüğü eritir. Şu dünyalık işler beyaz görünse bile yapma. Öbür aleme dair olanlar sana siyah görünse bile yap. Allah yoluna çalış. Sana da çalışan olur. Kalp elinden tutulur. Aziz ve celil olan zatın huzuruna çıkarılırsın. Hak yolda çalışmak kalp kanatlarına can getirir. O canlanan kanatla Hak Teala canibine uçulur. Ey sofu elbisesi giyen, onu önce içine giy, sonra nefsine, sonra bedenine. Zühdün ilki buradan başlar, yani içten, dışa doğru süzülür. Dıştan içe pek geçmez. Bir insanın iç alemi temiz olunca kalbi nurla dolar. Oradan nefsine, duygularına, yemesine, içmesine ve diğer hallerine de tesir eder. Önce evin içini yap, kapısını sonra takarsın. İç yapılmadan dışın yapılmasında hayır yoktur. Yaratıcı olmadan yaratılmış olmaz. Ev olmayan yerde kapıda olmaz. Harap olmuş yere kilit asan olmaz. Ahiret olmayan yerde dünya da olmaz. Ey Halık'ı bilmeyip halka tapan! Kıyamet günü yapmış olduğun işlerin hiçbiri sana yaramayacak. Belki de zararı olacak. Birçok şeyler topladın fakat hiçbiri sana satış temin etmez. Onları kimse almaz. Kazanç temin edemezsin. Dağarcığında riya, nifak ve isyan vardır. Bunlar ahiret pazarında geçmez. İslam dininde olduğunu doğrula, ruhunu temizle. Sonra dışını düzeltmek için yemeklerini ye. İslam kelimesi teslim olmak ve bu yolda çalışmak manasına gelir. Allah'ın emrine teslim ol. Nefsini ona ver. Ona itimat et. Etrafını unut. Yaptığın iyi işleri gösteriş vesilesi yapma. Haksız olan işler boştur. İhlassız amel içsiz kabuktan ibarettir. Uzayan kuru kamışa benzer. Ruhsuz ceset gibidir. Mana taşımayan bir heykele benzer. Yaptığın işler içi bozukların işidir. Ey evlat! Halkın hepsi birer alettir. Onlar da iş tutan hak kuvvetidir. Onlarda olan işlerin tasarrufudur ve Allahu Teala'ya aittir. Bunu tam bir anlayışla kavrayan aletlere bağlı olmaktan kurtulur. Onların tasarrufunu elinde tutana bağlar. Halkın işine bağlanmak sıkıntı, zorluk ve derttir. Haklı olmak güzellik ve gönül rahatlığıdır. Sen sağlam yoldan ayrılmışsın. Geçmiş büyüklerle aranda hiçbir bağ kalmamış. İndiği görüşüne saplandın. Sana bir şeyler öğretecek ve terbiye edecek biri gerek. Onu ara. Ey yoldan sapmış, ey şeytanların oyuncağı olan, ey nefsin kölesi, yazık sana. Dilin tutulduğu Hak'tan yardım dile. Ona dön. Pişmanlık ve özür ayaklarıyla ona yürü. Düşmanların elinden seni o kurtarır. Bulunduğun helak denizinden seni o çıkarır. Bulunduğun halin sonunu düşünürsen, kötü hallerinden kurtulman kâbil olur. Halen kaldığın yer gaflet ağacının gölgesidir. Onun altından çık, güneş aydınlığını gör. Yolunu o zaman bellersin. Gaflet ağacı cehalet suyu ile büyür. Tevbe ağacı pişmanlık suyu ile büyür. Sevgi ağacı uyarlık suyu ile büyür. Ey evlat, bazı hataların var. Çocukluk ve gençlik devrinde geçirdiğin günlerin sevdasındasın. 40 yaşına yaklaştın yahut onu da aştın. Bu halinle bile çocukların oynaması gereken şeylerle oynamaktasın. Cahillere karışmaktan sakın. Kadın ve küçük yavrularla yalnız kalma. Cahil gençleri bırak. İttika sahibi ihtiyarları bul. Kendini Allah yoluna vermişlere koş. Onlardan biri sana gelecek olursa iyi bak, hizmet et. Onlara karşı bir hasta bakıcı gibi ol. Halka karşı bir baba şefkati göster. Büyüklere evlad ol. Allah'a taatı çoğalt. Onun taatı kulluktur ve hiç unutmamaktır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurur. Allah'a itaat eden onu daima anar. Namazı, orucu az da olsa kurtulur.
ona isyan eden unutulur. Namazı, orucu çok da olsa kurtulamaz. İman sahibi yaratanına itaat eder. Hakla sabırlı olur. Yemesinde, içmesinde ve bütün hallerinde hakla beraber kalır. Münafık ne yemesine, ne içmesine, ne giymesine, ne de konuşmasına dikkat eder. Ey evlat, işlerini düşün. Nefsini hakikate erdir. Sende olmayan şeyleri ara. Aramazsan doğruluğuna kimse inanmaz. Sevgiden mahrum yaşamaktasın. Ne hakka uyarsın, ne de onun işlerine razı olursun. Halin nice olur. İrfan sahibi olmanın alameti nedir? Hikmet ve nur kısmından sende ne var? Allah'ın sevgili kulları ne ile bilinir? Onları tanımak için gerekli işaretler vardır. Onları da öğren. Her iddia sahibine istediği teslim edilmez. Teslim edileceğini sanıyorsan yanlışın var. Şahit isterler, mihenk taşına vururlar. Ayarını ölçerler. Bakırı altın diye satmak kâbil olmaz. Her şeyi ehli bilir. İrfan sahibinin birçok vasıfları vardır. Onun sağlam vasıfları arasında sabırlı olmak, bela geldiği zaman kahramanca karşılamak ve ilahi hükümlerin hepsine boyun eğmek vardır. Hele kader bahsinde hiçbir söz sahibi olmamak icap eder. Nefis, halk vesaire tesirini bir yana atıp Allah'a inanmak irfan sahibinin en bariz vasıfları arasındadır. Ey evlat, hem hak sevgisi hem de diğerlerinin sevgisi. Bunlar bir arada olmaz. Hak Teala buyurdu ki, hiçbir kişinin sine boşluğuna Allah iki kalp koymadı. Kalbe dünya sevgisiyle ahiret sevgisi sığmaz. Halkla halik bir arada olamaz. Biri girince öbürü çıkar gider. Fani olan şeyleri bırakırsan sonsuz ve ebedi şeyler sana gelir. Malını ve nefsini yağma et ki cenneti bulabilesin. Cenab-ı Hak şöyle ferman buyurdu. Allah cennet karşılığı iman sahiplerinin mallarını ve nefislerini satın aldı. Zahid ol. Allah'tan gayrı şeyleri gönülden ırak et. Yolların açılır. Hakk'a yakınlık duygun sağlam olur. Dünya ve ahirette onun yakınlığına sahip olursun. Hakk'a sevgi iddiası kolay olmaz. İddia sahibi isen Hakk'ın çizdiği yola dön. O yolun kıvrımlarından git. Kalbini kötü şeylerden temiz eyle. Orası Mevla'nın evidir. Tevhid ve ihlas kılıcıyla içine sızan kötülükleri dışarı at. Doğruluğa dayan. Kalp kapını kimseye açma. Hanene yalnız Hak misafir olsun. Kalbinin hiçbir köşesinde ondan başkasına yer verme. Hep oyuncakla oynamakta ve kabukla yetinmektesiniz. Bende oyuncak yok. Bende kabuk da yoktur. Her şeyin özünü benden isteyiniz. Oyuncak benim dükkanımda satılmaz. Yanımda nifaksız ihlas vardır. Hak takva ister, ihlas ister. Kalbinize nazar ettiği zaman bunları görmeyi diler. Dış halinizi görmek istemez. Kalbinizde saklı niyetinizi görmek diler. Bu hale işaret olarak Allah-u Teala şöyle buyurur. Kestiğiniz kurbanların kanı ve eti ona varmaz. Ona varan şey sizin takva halinizdir. Ey Adem oğulları! Dünyada ve ahirette yaratılan şeylerin hepsi sizin için yaratılmıştır. Buna karşılık şükrünüz nerede? Takva haliniz hani? Ona vardığınızın delili nerede? Hizmetiniz nerede? Kötü şeyleri kalbinize koymayınız. Yapılan işlerin ruhu olmalı. İşlerin ruhu ise ihlastır.